Şehit Kamil Aralık ayı birinci toplantısı Rıdvan Fadıloğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan cami inşaatının çökmesi sonucu inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın ölümü de gündeme geldi. Meclise söz alan CHP'li Mehmet Sucu bu olayda sorumluluğu bulunanları kınıyorum. Adalet yerini bulmalı diye konuştu. Teknik bir değerlerimizi kaybettiğimiz için de CHP grubu olarak çok üzgünüz. Bu konuda da hatası olan ve bu ölüme mal olan hataları yapanlara buradan kınıyorum. Çünkü neden başkan? Baktığımızda yüreğimizi acıtan bir olay. Burasının bu yapılan cami inşaatının ruhsatı olmadığı söyleniyor. Bu cami inşaatının buradaki kaçak yapıldığı söyleniyor. Parselin içinde uyuşmadığı söyleniyor. Tabii bunun bu meclisimiz ilgisi yok ama bu kent severler olarak bu insanlara böyle teknik anlamda yetişmiş gençlerimizi, teknik elemanlarımızı böyle kaybetmek bizim için acı bir olay Sayın Başkan. Biz tabii ki ya buradan yalnızca Şehit Kamil Bey'i sorarak belki bu insanlara dua edeceğiz. Geçmişine rahmet salacağız ama yaşanan bu olay başkan inanın şehri ve bizlere çok üzmüştür. Biz buradan Cumhuriyet Partisi olarak tekrar Küçükcan ailesine başsağlığı dileyerek bizim de bölgemizdeki başkanım varsa böyle inşaatlarımız inşallah yoktur. Bunlara dikkatli ve temkinli davranmalıyız diyor. İki evlat, bir eş, anne, baba yani inanın o ben bunu insanlık adına söylüyorum. Bir yanlışı kim yaptıysa, burada bir yanlış varsa, burada bir eksiklik varsa başkanım sorumlu insanlar da bunun cezasını çekmeli ki başkanım en azından bir daha böyle olarak hukuk bulmamalı. Çünkü sonuçta mal olan cana mal oluyor Sayın Başkanım. Bu canın tam bir daha geri dönüşü yok. Biz buradan kimseye karşımızda yok. Ama ne olmalı? Adalet yerini bulmalı diyor. Saygılar sunarım. Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise belediyenin yaptığı binalarda dahil olmak üzere hiçbir yapının ruhsatı olmadan inşaatına başlanmasına izin verilmediğini ifade etti. Takdir ilahi Rabbim cennetinde oluştursun. Mekanı cennet olsun. Dediğiniz konularda tabii bizim burada söylenenler, dedikodularla hareket etmek gibi bir lüzumuz olamaz. Bu konuda gerekli soruşturma ilk günden itibaren yapılıyor. Ben buradaki tüm belediyedeki ekip arkadaşlarıma da yürekten teşekkür ediyorum. Olay hukuku bulduktan sonra devreye girdik. Size gerek olduğu zaman bilgi vereceğiz dendi. O gün akşam değil, ertesi gün sabah tüm ekip arkadaşlarımızla, 3 tane iş makinamızla birlikte biz de oradaydık. Çünkü burada bir can söz konusuydu. Bu işin siyasi polemiğe girmek kadar yanlış bir şey olamazdı. Gönül isterdi ki hayattayken kardeşimize ulaşalım ama maalesef olay anında zaten büyük bir ihtimalle hayatını kaybetmiş durumdaydı. Rabbim mekanını cennet eylesin. Sizin bahsetmiş olduğunuz konuyla ilgili olarak da kendi bölgemizde de imkanlar dahilinde maksimum düzeyde bunlara dikkat etmeye gayret gösteriyoruz. Hatta 2009'da göreve geldiğimizde bu tür standartlara oturmaya kalkıştığımızda bize dediler ki eski köye iler etmeyi getiriyorsun. Bunları geç dendi ama çok şükür o günden bugüne çoğu şeyin standartını oturtturduk. Bundan sonraki süreçte de biz el ele, gönül gönüle kurallara uyacak şekilde bu işleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Belediyenin kendi yapmış olduğu yerler de dahil olmak üzere ruhsatsız inşaata başlatmamak adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tadilat yapılması gereken yerlerde tadilat yapılabiliyor. Tabii burada yapılı olan bir binada bu noktaya gelmiş, bundan sonraki safhasında da artık memleketin malı olmuş bir inşaatın devamı noktasında da inşallah yeniden el ele verilecek ve önlemler alınarak bu hatalar giderilecektir. Sevgili oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.